Günün sonuna hoş geldiniz efendim. Ben Melis Kobal. Bu haftada önemli bir haftaya giriyoruz. Veriler açısından özellikle yarın iki veri, enflasyon verisi önemli olacak. İçeride diğer taraftan haftayı kapatırken S&P'nin Türkiye'nin görünümünü negatiften durağına çekmesi de önemli bir gelişme oldu piyasalar açısından. Bugün Borsa İstanbul'da da 8500'ü aşmış durumdayız. Bankacılık sektörünün de %3'e gelen yükselişini gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu hafta alacağımız tarım dışı istihdam verisi de Fed'in faiz patikası üzerinde nasıl bir strateji izleyeceğine yönelik bize ipuçları verecek diyelim. Gündemimiz yoğun. Peki yoğun gündemi kimlerle konuşacağız? Önce konuklarımıza bir bakalım. Efendim önce günün öne çıkan başlıklarına bakalım, ardından da fiyatlamalara geçeceğiz. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası açılış töreni, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında güçlü sermaye piyasaları güçlü Türkiye temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, son 3 yılda gerçekleşen 130 şirketin halka arzında yaklaşık 93 milyar TL kaynak sağlandı. Son 3 yılda gerçekleşen yaklaşık 4500 borçlanma aracıyla 950 milyar TL kaynak sağlandı dedi. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'de yeni ekonomi yönetimiyle ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti. İstanbul Ticaret Odası, kentte perakende fiyatlar için Eylül enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi önceki aya göre %5.46 artarken toptan eşya fiyatları endeksi %3.94 arttı. Perakende'de yıllık bazda artış %73.18 olurken toptan eşya endeksinde %67.79 olarak gerçekleşti artış. Eylül'de giyimde %14.5, kültür, eğitim ve eğlencede %7.38, ev eşyasında %4.47, gıdada %4.31, sağlık ve kişisel bakımda ise %3.5'luk artış görüldü. Dolar-TL kurunda bir süredir görülen yükseliş inmesi yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Kurda 27.60 seviyesinin üzeri test edildi. Kur rekor seviyesini gördükten sonra 27.46 seviyesinde dengelendi. Son bir ayda kurda yükseliş %3'e yaklaştı. Dolar küresel piyasalarda yeni haftaya girdi. Bloomberg Dolar Endeksi 3. çeyrekte %2.7 yükselişte 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana en iyi 3 aylık dönemini geride bıraktı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Şubat ayında gerçekleşen büyük depremde hasar gören Irak-Türkiye boru hattının onarımı tamamlandı. Abu Dhabi'deki enerji konferansında konuşan Bakan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının bu hafta faaliyete geçeceğini ifade etti. Verilen bilgiye göre boru hattından ilk etapta günde 500 bin varil petrol akışı sağlanacak. Efendim şimdi de fiyatlamalarla devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bugün BIST 100 endeksinde 8500'ü
aşmış durumdayız. Durumdaydık 8488'de ama 8500'de açtık. Dolar TL'yi de biraz önce aktardık. Bugün 27.60'lara kadar geldik. Yeni zirveyi gördük. Şu anda 27.43'teyiz. Euro TL 28.91, sepet kur 28.15 ve gram altın 1618 seviyesinde. BIST 100 endeksinde sektör endekslerine baktığımızda sanayi endeksi 13.780'de 1.22'lik bir prim var. Holding endeksindeki prim 2.27.648'deyiz holding endeksinde. Ulaştırma tarafındaysa %3.18'lik bir primle 27.982'deyiz ve teknolojide 2.79'luk primle 9.664'deyiz. Bankacılık endeksinde ise 2.65'lik bir prim var. 8.887 seviyesinden geçiyor şu anda bankacılık endeksi. Dolar endeksinde 106.32'deyiz. Euro dolar 1.05, pound dolar 1.21, dolar yen 149.81 ve dolar İsviçre frangı 0.91'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinde 4.63'e kadar geldik 10 yıllıkta. 2 yıllıkta ise 5.11'deyiz. 30 yıllık 4.74'te. Evet, Amerikan endekslerinde açılışı gördük. Nasdaq dışında Dow Jones ve S&P'de geri çekilme var. Geçtiğimiz haftada Dow Jones ve S&P ekside kapatmıştı haftayı. Nasdaq'ta yatay pozitif bir görünüm vardı. An itibariyle Dow Jones 33.733'te, S&P 500 4.325'te ve Nasdaq 14.992'de. Ons altın 1834 seviyesinde, Brent petrolde 92 dolar 13 sentteyiz, ham petrolde ise 89 dolar 92 sentteyiz. Bitcoin bugün %5'e yakın primde 28.434'te. Bitcoin TL 785.169'da ve Ethereum 1729 seviyesinde, orada da %3.27'lik bir prim var. Haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için bir not iletti. İlettiği notta tüm temel başlıklarda gerçekçi uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini söyledi. Bu yıl 7.'si düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Güçlü Sermaye Piyasaları Güçlü Türkiye ana temasıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye ilettiği mesajda, Cumhuriyet'in 100. yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çıktıkları yolda durmadan yürüdüklerini vurguladı. Türkiye 100 yılının yol haritası mahiyetinde olan orta vadeli programı Eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden, afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti. Erdoğan notunda, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyüme ile istihdamı arttırmayı ve enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirdi. Doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmeyi planladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz dedi. 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı. Biraz önce de aktardığımız gibi Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop ilk panelin ardından EkoTürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye temasıyla başladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop gerçekleştirdi. Öztop açılış konuşmasının ardından EkoTürk'e özel değerlendirmesinde yeni yatırımcıların özellikle finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri gerektiğine değindi. Çok ciddi bir sorumluluk da aslında bize yüklüyor. Yani bu kadar 7.8 milyon toplamda ise 11 milyon yatırımcı var. Kolektif ve bireysel. Bu bize malum ciddi bir sorumluluk getiriyor. Bizim burada sermaye piyasası okuryazarlığını arttırmamız gerekiyor. Tabii ki burada özellikle yatırımcı kendi profilini iyi anlaması lazım. Ne kadarlık bir miktarı bu işe ayırabilirim? Sonuçta günlük harcamalarından ziyade tasarruflarının bir kısmını burada değerlendirmesi gerekiyor. Getiri olduğu kadar risk de var. Dolayısıyla burada gerek vade yapısı, gerek ürün çeşitliliği önemli bir şey. Burada vade yapısı da önemli. Yani belli bir çok kısa vadeli olan yatırımlardan ziyade orta uzun vadeli yatırımlar hem bu Türkiye için geçerli hem dünyada da bu ispatlanmış vaziyette. Dolayısıyla yatırımcılara ben önce profillerini belirlemeleri gerekiyor bir. İkincisi malum burada bir ürün çeşitliliğine gitmeleri gerekiyor. İki, bilgiyi mümkün mertebe aracı kurumlarımızdan, portföy yönetim şirketlerinden ve bunların profesyonellerinden almaları gerekiyor. Üç, bununla ilgili o web sitelerini gezmeleri gerekiyor. Dört, burada sonuçta sosyal medyada bir nebze almış oldukları duyumlar pek bunlara itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz. Eğer bu konularla pek aşina olmayan ve finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılarımızı ise özellikle bizim portföy yönetim şirketlerimizin profesyonellerce yönetilen yatırım fonlarını satın almalarını, yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı imalat satın alma yöneticileri endeksini yayınladı. Ağustos'ta 49 olan ISO imalat PMI Eylül'de 49.6 oldu. İstanbul Sanayi Odası İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de 49.6 değerini aldı. Endeks Ağustos'ta 49 ile 2023 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Temmuz ayında da endeks 50 değerinin altında kalmıştı. Endekste 50'nin üstündeki değerler büyümeye işaret ederken bu eşik değerin altı daralma sinyali olarak değerlendiriliyor. Endeks verilerinde imalat sektörünün performansının 3. çeyrek boyunca zayıflama kaydettiği görüldü. Üretim üst üste 3 ay yavaşlamak birlikte bu yavaşlama ılımlı düzeyde ve bir önceki anket dönemine göre düşük oranda kaydedildi. Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı. Öte yandan bazı firmalar ay içerisinde talebin dirençli kaldığını belirtti. Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri Eylül ayında azalmaya devam etti. Ancak düşüşler Ağustos ayına göre daha düşük bir hızda gerçekleşti. Anket katılımcılarından gelen değerlendirmelerin ortak noktası fiyat baskılarının müşteri talebini sınırlandırması oldu. Liradaki değer kayıplarına bağlı olarak girdi maliyetleri 3. çeyrek sonunda keskin artışını sürdürdü. Ancak enflasyon oranı Ağustos ayına göre oldukça yavaşladı ve Mayıs'tan bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu da bir önceki anket dönemine kıyasla belirgin bir şekilde azaldı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Eylül ayı raporuna göre takip edilen 10 sektörden yalnızca gıda ürünlerinde üretim artışı görüldü. Bu sektöründe üretim hacmi üst üste 2 ay genişlerken büyüme hızı Ağustos ayına göre değişim göstermedi. Amerikan Başkanı Joe Biden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. Biden konuya ilişkin açıklamasında en başından bu duruma düşmemeliydik dedi. Amerika Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine bir saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzaladı. Böylece hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Biden tasarının kongreden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek bir krizin önlenmesi için oy kullandığını belirtti. Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerinden kurtulmasını,
milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun Amerikalılar için iyi bir haber olduğunu belirtti. Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgularken, Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, hükümetin pervasız ve gereksiz kapanmasını önlemek için harekete geçmesi nedeniyle Kongre'yi alkışladıklarını belirtti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinin önemli bir bölümünde ortalama gelirde eşitsizliğin büyüdüğünü tespit etti. Büyüme metropol bölgelerde kırsaldan ortalama %32 daha yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün bölgesel görünüm raporuna göre son 20 yılda düşük gelirli ekonomilerdeki yüksek büyüme performanslarına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla seviyeleri OECD ekonomileri arasında birbirine yakınlaştı. Buna rağmen ilgili verilerin olduğu 27 OECD ülkesinden 15'inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla metropol bölgelerde kırsaldan ortalama %32 daha yüksek seviyeye ulaştı. Şehirler büyümeye ve kalifiye çalışanları çekmeye devam ettikçe diğer bölgelerde çalışan sayısı ve nüfus daraldı. Bölgeler arasındaki söz konusu kalıcı eşitsizliklerin giderilmesi içinse özel tasarlanmış politikalara ve kurumsal adımlara ihtiyaç duyuluyor. OECD Genel Sekreteri Matthias Cormann rapora ilişkin değerlendirmesinde bu durum büyük ölçüde işçiler ve işletmeler için daha az fırsata erişimle açıklanıyor. Geri kalmış bölgelerde büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmak için politika çerçeveleri kalıcı eşitsizlikleri ele almalı, kamu hizmetlerine ve altyapıya erişimi iyileştirmeli, üretkenliği ve rekabet gücünü arttırmalı ifadelerini kullandı. Euro bölgesinde Temmuz'da %6,5 olan işsizlik oranı Ağustos ayında %6,4'e geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği'nde Temmuz ayında %6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos'ta %5,9 oldu. Euro bölgesinde Temmuz'da %6,5 olan işsizlik oranı da Ağustos'ta %6,4'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın Ağustos ayında Euro bölgesinde %6,7 ve Avrupa Birliği'nde ise %6,1 olarak belirlenmişti. Avrupa Birliği uyumlu verilerde işsizlik oranı Ağustos'ta İspanya'da %11,5, Yunanistan'da %10,9, İsveç ve Estonya'da %7,6, İtalya ve Fransa'da %7,3 oldu. Avrupa Birliği'nde işsiz sayısı Ağustos'ta 12.837.000 olurken bunun 10.856.000'i Euro bölgesinde yer aldı. Ağustos'ta 25 yaş altı genç işsiz sayısı Avrupa Birliği'nde 2.687.000, Euro bölgesinde 2.194.000 olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı Avrupa Birliği'nde %14 ve Euro bölgesinde %13,8 olarak ölçüldü. Efendim, şimdi de karşımızda Info Yatırım Stratejisti sevgili Çağlar Toros var. Kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi hemen tabii ki Borsa İstanbul'la başlayalım. Çünkü 8500'ü aştık bugün. Burada bir yani risk iştahının olmadığı, daha doğrusu iştahın yüksek olduğu bir haftaya başlamış olduk. S&P'nin de herhalde etkisi var ama ne dersin? Sence şu anda ne fiyatlanıyor borsada? Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yaklaşık %3,7 yukarı yönlü hareketle haftayı tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi bu haftaya da risk iştahı yüksek başladı. Yani bunun aslında en büyük etkisi bence S&P tarafından Türkiye'nin görünümünün negatiften durağına yukarı yönlü revize edilmesi oldu. Zaten baktığımız zaman hem Moody's hem de Fitch'e benzer bazı açıklamaların olduğunu gördük. O taraflarda da kredi notu tarafında bir güncelleme olmamakla birlikte not görünümü tarafının yukarı yönlü revize edilmesi şu an için risk iştahını yüksek tutuyor. Belki o tarafta S&P tarafından hani bu uygulamaların devam ettiği sürece kredi notu tarafının da yukarı yönlü revize edilebileceğine dair verilen mesajlar şu an için Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi tarafına bir katalist etki yaratmış durumda gözüküyor. Yarın yurt dışı tarafta enflasyon verisi açıklanacak. Bu datayı yakından takip edeceğiz ve 3. çeyreğe ilişkin bilanço dönemi de önümüzdeki günlerde başlayacak. Burada da iyi bir bilanço döneminin geçirilmesi bekleniyor. Hem bilanço dönemi hem enflasyon temasının olmasıyla birlikte risksiz getirilen enflasyon karşısında yetersiz kalması algısı ve
yabancı kuruluşlardan gelen not görünümlerinin yukarı yönlü revize edilmesi Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketleri hızlandırıyor. Biz geçtiğimiz aydan itibaren iki defa 8400 seviyesini test etmiştik. Burayı iki defa test etmemizden sonra ileriye dönük projeksiyonlardaki olumlu yönde algımız biraz daha fazlalaşmış haldeydi. Bugün itibariyle de S&P'nin not görünümünü yukarı yönlü revize etmesi ve global piyasalarda bu Amerika tarafındaki karışıklığın artık en azından şu an için kısa bir süre içerisinde bitmiş olması nedeniyle global piyasalarında yukarı yönlü hareketi Borsa İstanbul tarafının 8500 seviyeleri aşmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Burada 317 dolar seviyesi bence kısa vadeli hedef haline gelmiş durumda. Eğer 317 dolar seviyesini de aşarsak 320 dolarlı seviyelerin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Bunları da TL bazlı olarak bakarsak yaklaşık 8720 ve 8800 seviyesine tekabül ediyor. Şu anki destek seviyemiz geçtiğimiz günlerde iki defa denenen 8400 seviyesi, 8400'ün altı da 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 8100 seviyesi olarak ön plana çıkıyor diyebilirim. Peki şimdi endeks bazında gidersek eğer ne dersin? Şu anda ben bakıyorum endeks. Bir arkadaşlardan rica edebilir miyim endeksleri? Bankacılıkta ki birim biraz düştü. Orada %3'ü görmüştük çünkü. Ulaştırma yüksek gidiyor bugün. Aynı zamanda da holding endeksi de yüksekti. Teknoloji de öyle. Şimdi sen özellikle bu bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte hangi endekslerle daha fazla yükseliş beklersin? Tek tek evet, arkadaşlar bu endekslerin öncelikle olduğu var mı? Çok pardon, tek tek endekslerin olduğu teknoloji, ulaştırma. Tamam. Buyurun. Evet, bugün aslında bir genele yayılan bir yukarı yönlü hareket var ama bilanço dönemine başlayacağımız bu günlerde ben özellikle bilanço hareketleriyle birlikte bankacılık ve ulaştırma tarafını ön plana çıkartabilirim. Neden çıkartabilirim? Çünkü bankacılık tarafında zaten 3. çeyrek itibariyle yani seçim sürecinin bitmesinden sonra bankaların yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik birçok sadeleşme adımı gerçekleşti. Yavaş yavaş da kur korumalı mevduattan çıkışların hızlandığını görüyoruz. Zaten kur korumalı mevduatın gerek hazineye gerekse de bankalara ne kadar bir yük olduğu tartışılır bir konuydu. Buna ilişkin gelen mesajlar ve yapılan hamlelerle birlikte yükümlülüklerin azaltılması bankacılık tarafının bilançolarına bence olumlu yönde etki edecektir bu çeyrekte kısmi de olsa. Diğer taraftan enflasyon tarafı, enflasyonun yukarı yönlü hareketiyle birlikte TÜFE'ye endeksi borçlanma araçlarındaki kapsamındaki gelirlerin artması bankacılık açısından da finansalların olumlu gelebileceğine dair bize sinyaller veriyor. Zaten aylık bazda BDDK verilerine baktığımız zaman da rekor karlılıklar devam ediyor. Bugün ise S&P tarafından Türkiye'nin not görünümünün yukarı yönlü revize edilmesi, Türkiye ekonomisine dair verilen mesajlar paralelinde bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı diyebiliriz. Zaten bilindiği üzere yabancı kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin verdikleri mesajlardan bence en çok etkilenen sektör gruplarının başında zaten bankacılık sektörü payları gelmiş durumda ve bugün de benzer fiyatlamaların olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan de bence en iyi gelecek bilançolar ulaştırma sektöründen olacak. Çünkü turizm sezonunun olduğu çeyreğin 3. çeyrek olması ulaştırma tarafının aslında olumlu bilançolar getirebileceğine dair bize zaten baştan beri sinyaller vermiş durumdaki ulaştırma sektörü açısından en iyi geçen bilanço dönemi 3. çeyrek bilançolarıdır. Şimdi normal şartlar altında 1. çeyrek ve 2. çeyrekte ulaştırma tarafından çok fazla iyi finansallar beklenmez. Fakat 2023 yılında ulaştırma sektöründen gerçekten o kadar iyi finansallar geldi ki 3. çeyreği merakla bekler olduk. Hem yolcu trafik sayılarındaki rekor hareketler hem kur tarafındaki yukarı yönlü seyir ve turizm istatistiklerinin turizm gelirlerinin rekor rakamları işaret etmesi ulaştırma sektörü tarafını bilanço döneminde ön plana çıkartacak gibi gözüküyor. Otomotiv sektörüne de yakından bakabiliriz. Belki bankaların kredi musluklarını biraz daha kısması biraz daha zorlaştıracak cinsten ama talebin öne çekilmesiyle birlikte bu seyirin ben devam edebileceği kanaatindeyim. Bu çeyrekte de otomotiv açısından iyi finansalların gelmesini bekliyorum. Hem kur tarafının yukarı yönlü gitmesinden kaynaklı kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen sektör grupları olmasından dolayı hem de ihracat yüksek bir sektör olmasından dolayı burada otomotiv sektörünün de bilanço döneminde ön plana çıkmasını beklemekteyim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar Toros yayınımıza katıldığın için. Sana iyi haftalar diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere diyelim ve kolay gelsin diyoruz efendim. Burada noktalıyoruz ilk bölümümüzü. Birazdan gün sonunda yine devam edeceğiz ama kısa bir araya gidiyoruz. Saat 17'de birlikteyiz.
Efendim gün sonuna devam ediyoruz. Birazdan sevgili Arda Coşar'la birlikte olacağız Ahlatçı Yatırım'dan ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını tekrar bir hatırlatalım. 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası açılış töreni Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında güçlü sermaye piyasaları güçlü Türkiye temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ürgün, son 3 yılda gerçekleşen 130 şirketin halka arzında yaklaşık 93 milyar TL kaynak sağlandı. Son 3 yılda gerçekleşen yaklaşık 4500 borçlanma aracıyla 950 milyar TL kaynak sağlandı dedi. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'de yeni ekonomi yönetimiyle ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti. İstanbul Ticaret Odası kentte perakende fiyatları için Eylül enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi önceki aya göre %5.46 artarken toptan eşya fiyatları endeksi %3.94 yükseldi. Perakende'de aylık bazda artış %73.18 olurken toptan eşya endeksinde %67.79 olarak gerçekleşti. Eylül'de giyimde %14.5, kültür ve eğitim eğlencede %7.38, ev eşyasında %4.47, gıdada 4.31, sağlık ve kişisel bakımda ise %3.5'luk artış görüldü. Dolar TL kurunda bir süredir görülen yükseliş inmesi yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Kurda 27.60 seviyesinin üzeri test edildi. Kur rekor seviyesini gördükten sonra 27.46 seviyesinde dengelendi. Son bir ayda kurda yükseliş %3'e yaklaştı. Dolar küresel piyasalarda yeni haftaya yatay girdi. Bloomberg Dolar Endeksi 3. çeyrekte %2.7 yükselişle 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana en iyi 3 aylık dönemi geride bıraktı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Şubat ayında gerçekleşen büyük depremde hasar gören Irak-Türkiye boru hattının onarımı tamamlandı. Abu Dhabi'de bir enerji konferansında konuşan Bakan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının bu hafta faaliyete geçeceğini belirtti. Verilen bilgiye göre boru hattından ilk etapta günde 500 bin varil petrol akışı sağlanacak. Karşımızda Ahlatçı Yatırım'dan Hazine Müdürü sevgili Arda Coşar var. Hoş geldin yayınımıza Arda, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkür ederim, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi senden de Borsa İstanbul yorumunu alalım. 8500'ü aştığımız bir gün oldu bugün ve de sen neye bağlıyorsun, ne fiyatlanıyor sence? Buradaki katalizör nedir? Şöyle söyleyeyim, uzun bir süre 8400'ün üzerine aşamayan borsa, daha sonra kar satışlarıyla beraber 7700'e doğru gerilemişti. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısında 500 bas puanlık faiz artırımı çıkmasıyla beraber ve karar metninde de enflasyona vurgu yapılmasıyla beraber yukarı yönlü hareket borsada hızlandı ve sektörlere de yayılan bir yukarı yönlü hareket olduğunu gördük. 8400'ü kırar mı kırmaz mı derken 8400'ün üzerine geçti, aştı 8400'ü, yani bir önceki zirvesini, ana direncini de yukarı doğru kırmış oldu. Tabii bu hareketin perva beklentisi ne? Hangi beklentilerden dolayı bu yukarı yönlü hareket gerçekleşiyor? Birincisi Merkez Bankası'nın tabii ki politika değişikliği. Geçmişe göre daha ortodoks, daha sıkı ve daha sade bir politika yönelmesi borsayı destekliyor. Özellikle bankaları destekliyor. Bununla beraber yine yabancı giriş beklentileri borsayı destekliyor ve tabii ki yüksek enflasyon içinde getiri arayışı borsayı destekliyor. Bu etmenlerden dolayı Borsa İstanbul'daki yukarı hareket hala devam ediyor. Geçtiğimiz dönem 8400 yaklaşık zirve seviyesi yukarı doğru kırıldı. Bu önemli bir dirençti. Muhtemelen yukarı yönlü hareketin devamı önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde ve haftalarda beklenebilir gibi söyleyebilirim. Hem işlem hacmi güçlü hem trend yukarı şu anda. Görüntünün olumlu olduğunu söyleyebilirim borsada. Yani. Peki, şimdi bilanço dönemine gireceğiz. Burada sen ne beklersin? Hani ulaştırma zaten, hani ulaştırmanın en iyi bilançoların geldiği dönemin biliyorsun bu dönem olduğunu biliyoruz ama bunun yanında sence neler öne çıkar? Şimdi ben geçtiğimiz çeyreklerde
bilançolar nasıl öne çıktıysa aynı şekilde, benzer şekilde öne çıkacağını düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi mevcut enflasyondan ve gıda enflasyondan dolayı gıda, içecek ve gıda perakende sektörlerinin iyi bilanço açıkladığını gördük. Aslında geçtiğimiz senelerde iyi bilanço açıklıyordu. Bu sene oldukça iyi bilanço açıkladılar ilk çeyrekte. Bu tarafta iyi bilançolar devam eder diye düşünüyorum. Yani gıda, gıda perakende, içecek gibi sektörler iyi bilanço açıklamaya devam eder. Bununla beraber diğer yandan tabii diğer bir zirve kıran, oldukça iyi seviyelerde bilanço açıklayan sektörde havacılık, ulaştırma sektörü. Bu devam eder. Malum turizm sezonu zaten. Otomotiv sektörü son yılların zirvesini yaşıyor. Hem hisselerinde performans açısından hem de bilançolar açısından. Yine otomotiv tarafında iyi bilançoların gelmesini bekliyorum. Çimento iyi, çimento tarafı iyi. Bir de savunma tarafı iyi. Bunlarda da iyi bilançolar bekliyorum ben. Bununla beraber daha olumsuz tarafa bakacak olursak, dolar bazlı ürün satan, ihracat odaklı çalışan ya da sanayi firmalarının diğer sektörlere göre, yurt içi çalışan sektörlere göre daha düşük performans göstereceğini düşünüyorum bilançolarda. En olumsuz taraf ise şu anda demir çelik gibi gözüküyor. Neden öyle söyledin? Çünkü çelik tarafındaki ürün marjları geçtiğimiz senelere göre oldukça düşük. Bu da olumsuz olarak etkiliyor şu anda. Evet. Peki şimdi S&P'den de biliyorsun bizim görünüme yönelik bir negatiften durağına yükselme geldi. Negatiften durağına çevrildi not. Şimdi önümüzdeki dönem için ne bekleyelim? Yani bunun devamında da biz artık kredi notunda da artışlar görür müyüz sence? 2024 yılında mümkün. Aslında S&P'nin yaptığı ifadeler, uyarılar veya Fitch'e de benziyor. Yani bundan önce Fitch yapmıştı. Yine görünümü negatiften durağına çevirip bununla beraber de ekonomi açıklayan notlar demişti. Aynısını S&P de yaptı ve bunlara baktığımız zaman bunların birbirlerine benzer ifadeler olduğunu görüyoruz. Yani yine para politikasındaki değişiklik vurgulanıyor. Enflasyonu öne alan bir politikaya geçilmesi vurgulanıyor. Önümüzdeki dönemde bunlar devam ederse notlara değişiklik yapılabileceği söyleniyor. Aslında buna benzer açıklamaları yine yabancı yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan'dan da benzer açıklamalar görmüştük. Yani şunu anlıyoruz ki hem kredi kuruluşları hem de yabancı bankalar eğer ki Merkez Bankası şu anki mevcut para politikasını devam eder ise cari açık ve enflasyon tarafında iyileşme sağlanabilir ise kredi notunda da değişikliğe gidilebilir diye düşünüyorum. Bu da 2024 yılında gündeme gelebilecek bir durum. Şu an 2023 yılında kısa vadede böyle bir şey beklemiyorum. Evet. Peki biz senden seviye beklentileri de alalım kısa vade için Borsa İstanbul'da. Sence bu iştahlı mod diyelim devam edecek mi? Yoksa önümüzdeki dönemde yeni realizasyon riski var mı? Edecek gibi gözüküyor. Tabii ki her zaman kar realizasyon olabilir. Yani kar realizasyon gelir mi gelmez mi derken 8400'deyken kar realizasyonu gelmişti. İşte 7700'e kadar bir gerçekleşme yaşamıştı. Daha sonra tekrardan bu realizasyon bitti. Yani düzeltme süreci bitti. Yukarı doğru hareket başladı. Yani muhtemelen büyük ölçüde ben 900.000'e doğru belki biraz daha yukarısına doğru hareketler görebileceğimizi umuyorum bu sene. Tabii bu seviye çok pahalı seviyeler mi? Değil. Makul seviyeler. Ama Borsa İstanbul'un Mayıs ve Haziran ayındaki seviyeler çok ucuz, üst kontrol ve cazip seviyelerdi. Artık o seviyelerden uzağız açıkçası. Bu açıdan borsaya yeni girecek yatırımcılar bu konuda dikkatli olmalı. Artık borsa çok ucuz değil. Bundan birkaç ay öncesinde olduğu kadar. Ama hala pahalı değil. Bu sebepten dolayı önünde bir yer var gidebilmek için. Bu da işte 9000 civarına yaklaşan hareketler. Belki 9000'in biraz yukarısını görürsek benim için sürpriz olmaz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7400 aşağısına geleceğimizi düşünmüyorum. Peki senin önerilerini de alalım endeks bazında önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki dönemde bilanço sezonunu atlattıktan sonra diyelim daha doğrusu. Çünkü o kısmı anlatmıştım. Şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul tarafında bir kere bankalar, özel ve büyük çaplı bankalar şu anda gözde, bir süre daha gözde olmaya devam eder. Çünkü beklentiler, yani Merkez Bankası'nın sadeleştirme beklentileri bankaları biraz destekliyor. Hisse senedi fiyatları en azından.
Portföylerde sınırlı miktarda özel ve büyük çaplı banka bulundurulabilir sınırlı miktarda. Bununla beraber diğer bulundurulabilecek sektörler az önce saydığımız gibi gıda perakende sektörleri iyi gidiyor. Savunma ve çimento bence iyi durumda. Otomotiv iyi gitmekle beraber biraz otomotiv istisnelerinin daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Orada sınırlı miktarda yer verilebilir. Şuna bakmak gerekir diye düşünüyorum. Az önce olumsuz tarafta veya kısmen olumsuz tarafta saydığım sanayi ve ihracat şirketleri. Bunlar hisse senetleri fiyatları bu sene geride kaldı. Yani endeksin aşağısında kaldı. Endekse göre olumsuz performans gösterdiler. Bunun da sebebi karlardaki artışın diğer sektörlere göre düşük olmasıydı. Yani bu olumsuzluk büyük ölçüde fiyatlandı. Bu açıdan şu an olumsuz bilanço getirmiş ama önümüzdeki dönem olumlu bilanço getirmesi muhtemel. Ve bunu fiyatlamış şirketler var, sanayi şirketleri ucuz fiyatta, düşük çarpanlarda işlem görüyor. Bunlara da bakılabilir diye söyleyebilirim. Evet, şimdi yarın enflasyonu bekliyoruz biliyorsun. Oradaki beklentini de alalım. 4.8 bekleniyor piyasada aylık. Şöyle söyleyeyim, enflasyon beklentisi, yani enflasyon güçlü olmaya devam ediyor. Bu böyle devam edecek gibi de gözüküyor. Genellikle bakarsak da aylık bazda şu ana kadar beklenti üzerine geldi. Tabii faizler arttırıldı. İşte harcamalar kesilmesi için KMH hesaplarına kredi kartı faizleri arttırıldı veya sınır kondu. Bunların etkisini görmeye başlayabiliriz belki yavaş yavaş. Tam bir rakam vermek mümkün değil ama yine yüksek enflasyon dönemine devam ettiğimizi söyleyebilirim. 2024 ilk çeyrekten önce enflasyonda ciddi bir düzeltme beklemiyorum. Daha çok yukarı yönlü eğilimi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki şimdi Mehmet Şimşek'in yurt dışı temaslarını biliyoruz geçtiğimiz haftalardaki. Bu hafta da yoğun bir trafiği olacak. Londra'da bir konferans arkasından IMF toplantılarına gidecek. Paris'te görüşmeleri olacak. Şimdi bu görüşmeler daha önce de yaptı. Sence ne kadar yansıyor şu anda Borsa İstanbul'a? Şimdi yabancı takas oranı 132'den 136'ya geldi bir taraftan ama şimdi bu QNB Finans Bank konusunun da biliyorsun burada önemli bir etkisi var. Sen kısa vadede yüklü bekler misin bir yatırımcı girişi yabancı tarafında? Sınırlı bir yatırımcı girişi var ve devam ediyor. Yüklü bir giriş beklemiyorum. Ne zaman ki enflasyonda bir ciddi anlamda bir düzelme olur, tek haneye yaklaşırız, cari dengede kalıcı bir düzelme olur. O zaman Borsa İstanbul'daki yabancı takas payını daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Ama şu anki görüntü şu, hatta bir ara 127'lere inmişti yanlış hatırlamıyorsam seçimden önce. 129'du, daha sonra 134'lere doğru yol aldı, yukarı doğru yükseldi. Bu durum tabii bir para girişini ifade ediyor ama sınırlı bir para girişini ifade ediyor. Yani bunun eskiden yabancı oranı %60-70'lerdeydi. Daha sonra %30'un altına kadar düşmüştü. Seçimden sonra belirsizliklerin dağılması, Merkez Bankası politikası ile beraber yabancı girişi oldu. Bu bence daha da olacak. Yani %40'lara doğru gidebilir yabancı takas oranı Borsa İstanbul tarafında. Ama eski oranları %60'lar, 70'ler bazında yabancı oranlarını beklemiyorum. Ne zaman ki enflasyon tek haneye doğru gelir, cari dengede kalıcı bir iyileşme görürüz, o zaman daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Evet, peki şimdi biz yurt dışı tarafa da birazcık değinelim istersen. Orada da tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafı önemli. Bu hafta tarım dışı istihdam verisini alacağız. Geçtiğimiz hafta gelen veriler de aslında biraz zayıf geldi. Sen tarım dışı istihdamdan ne bekliyorsun? Onu da alalım senden. Bugün Powell'ın konuşması var. Bir de onun bakalım mesajlarını takip edeceğiz. Yani şöyle bir şey soracağım sana. Bu tarım dışı istihdamda da zayıf bir veri gelirse piyasalar bunu nasıl karşılar önümüzdeki dönemde? Çünkü risk iştahının düştüğü bir dönemden geçtik ama yine ama gerçi endeksler bugün yükselişle açıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafında ama biraz önce baktığımda yine Nasdaq ve Dow Jones eksideydi. Şu anda ABD'deki endekslerin satılmasının en büyük sebebi, hatta tek sebebi FED politikası. Şöyle bir durum var. Geçtiğimiz haftaki FED toplantısında FED bir taraf faiz arttırabilir, arttıramaz. Kapıyı açık bıraktı. Orası ayrı. Ama şunu vurguladı ki faizler uzun süre yüksek kalacak.
Yani karar metninde FED üyelerinin işte ekonomik büyüme beklentileri yukarı doğru revize edilmişti. Faiz beklentileri yukarı doğru revize edilmişti. Bu da bize ABD ekonomisinin canlının devam ettiğini ve devam etmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu da ne demektir? FED uzun bir süre faiz indirim sürecini başlatamayacak. Bu sebepten dolayı dolar endeksi yükseldi, ABD tahvil faizleri yükseldi ve ABD borsalarında satışlar gördük. Şu an gördüğümüz satışlarda onun devamı diye nitelendirebiliriz. Yani mevcut ABD borsalarındaki satışların ana sebebi FED. FED'e dair şahince beklentiler. Bir miktar daha ABD borsalarında satışa sebebiyet verebilir. Ama ben bir daha eski dip seviyelerini Ocak ayında gördüğümüz dip seviyeye gelmesini de beklemem. Onu söyleyebilirim. Muhtemelen FED bir şekilde toplantı bittikten sonra bir adet faiz arttırabilir, arttırmayabilir. Ama daha sonra beklemeye geçecektir. Piyasada bunu fiyatlayacaktır daha sonra diye düşünüyorum. Bu açıdan bu düşüş, ABD borsalarındaki düşüş çok uzun boyutlu bir düşüş olacağını sanmıyorum. Tarım dışına gelince ABD istihdam piyasası güçlü. Yani her şeye rağmen güçlü ve işsizlik oranı hala düşük. %3.7 seviyesine yaklaşık olarak. İstihdam piyasasında bir bozulma gözükmüyor. Evet. Peki tahvil kısmı şimdi önemli. 10 yıllıklarda 4.60'ların üzerini gördük. Bu yeni normale alışmalı mıyız artık? Ne dersin? Çünkü bunun da bir bedeli olacak. Bu yeni normale alışacağımızı sanmıyorum. Bu tahvil faizlerinin de bu seviyelerde kalıcı olacağını sanmıyorum. Şöyle şu an 4.66'da 10 yıllık. Evet, oldukça yüksek bir seviye. Yani %2'ler, 3'ler bantların çok üzerinde bir seviye. Bunun da sebebi az önce konuştuğumuz gibi FED'e dair şahince beklentiler. Yani FED faiz arttırım sürecine geldi. Piyasada konuşulan bir adet daha faiz arttırma olur. Daha sonra 2023 sonu 2024 başı gibi faiz indirimlerini konuşmaya başlarız diye düşünülürken artık bu faiz indirim süreci 2024'ün sonuna doğru kaldı beklentilerde. Bu fiyatlandı. Bu sebepten dolayı tahvil faizleri yükseldi. Ama ben bu seviyelerde kalacağını çok düşünmüyorum. Daha sonra FED'in bu durumu, yani bir adet daha faiz arttıramaz. Ama daha sonra beklemeye geçme sürecinden sonra ben ABD tahvil faizlerinin %4 aşağısında 10 yıllık açısı söylüyorum. Gerileyebileceğini düşünüyorum. Bu mevcut seviye ABD için de çok sürdürülebilir değil. Piyasa için çok sürdürülebilir değil. Onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi gelelim altın tarafına. Tabii altın da baskılanıyor bir taraftan. Dolar endeksi de güçleniyor. Tahviller yüksek. Oradaki tahminlerin nedir? Altın tarafı ciddi bir satış yedi FED beklentilerinden dolayı. Tabii tahvil faizleri yükseldi. Bir yandan da dolar endeksi yükseldi. Bu da altını baskıladı. 1900 aşağısına gelir mi gelmez mi diye konuşurken, yani bir baktım 1850'nin aşağısına kadar geldi. Hala da aşağı yönlü hareket altın tarafında devam ediyor. Bayağı bir aşağı doğru geldi. Bence iyi ve cazip bir fiyata geldi altın. Çok daha aşağısını beklemiyorum. Tabii ki her zaman piyasa dalgalanmaları açıktır. Ama bu fiyatların burada çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Tekrardan 1900'lerin yukarısına doğru gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bunun da sebebi, yani FED politikası, şahinleşme politikası altını baskıladı. Bu durum geçince altın tekrardan toparlar diye tahmin ediyorum yukarı doğru. Evet, gelelim petrole. Oradaki beklentini de alalım senin. Orada 95 dolarları görmüştük. Tabii orada Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü arz kısıntısına yıl sonuna kadar devam edeceği haberi önemliydi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de stoklarındaki verilerin pek iç açıcı gelmemesiyle yükseliş 95 doların üstüne çıktı. Ama şimdi bir gerileme var orada. Petrol sence nasıl devam eder yıla? Gerçi 100 dolar beklentileri de çok fazla biliyorsun raporlarda dillendiriliyor. Evet. Ben şöyle bakıyorum, OPEC ve ortakları, yani kısacası OPEC ve Rusya üretim kesintisi yapmıştı. Daha sonra bu üretim kesintisini uzattı. Yani arz yönlü bir etki oldu petrol fiyatına. Bu sebepten dolayı petrol fiyatları da yukarı doğru hızlandı. Akabinde stok verileri biraz düşük geldi ABD tarafında. Çin tarafında bazı veriler olumlu gelmeye başladı. Bu da petrol destekledi ve Brent petrolü 95 dolar yukarısını gördük. Daha sonra yavaş yavaş tekrardan gevşemeye başladı. Ama bu arz tarafı, bir talep tarafına baktığımız zaman küresel bazda imalat, PMI verileri iyi değil. Özellikle Almanya gibi sanayi ülkelerinde, Almanya'da özellikle, PMI verileri, imalat PMI verileri iyi değil. Zaten imalat PMI verileri aslında küresel bazda iyi değil.
Bu da petrol talebinin çok güçlü olmayabileceğini işaret ediyor bence. Tamam, 70 dolarlar beklemiyorum ama 90'lı dolarların aşağısını bekliyorum. Yani 80'li dolarlar bandında Brent petrol, 85-90 dolar bandında bir Brent petrolü o banda oturacağını düşünüyorum Brent petrol fiyatının. 90'lı dolarlar çok kalıcı olmayabilir. Evet. Peki ben senden son olarak da bir Asya yorumu alayım. Şimdi bugün Dünya Bankası'ndan bir açıklama geldi ve oradaki görünümün son yarım asırdan beri en kötü ekonomik görünüm var diyor Asya'da Dünya Bankası. Tabii şimdi orada bakıyoruz Çin tarafı deflasyon, işte büyüme biliyorsun zaten kurumların pek çoğu düşürdü büyümeye ilişkin tahminlerini. Diğer taraftan Japonya'nın da bu yenin son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında piyasaya müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor Japon yetkililerin. Ne dersin? Asya ile ilgili de yorumunu alalım. Asya'da tabii en önemli gündem maddesi Çin. Çin son yılların en olumsuz ekonomik veri akışını görüyoruz Çin tarafında son dönemde. Büyümesini yavaşladığını gösteren öncü göstergeler var. Gayrimenkul sektöründe büyük problemler var, hatta temerrüt var. Gölge bankacılık sektörüyle ilgili belirsizlikler veya bilinmezlikler var. Bir de tabii daha önceden yaşadığı ABD ile bir ticaret savaşı veya bir ticaret krizi söz konusu. Bunlar Çin üzerinde etki etti. Etki ettiğini görüyoruz. Geçmiş dönem sanayi üretim verilerini veya sanayi büyüme verilerini, PMI verilerini karşılaştırırsak Çin'in büyüme rakamları geçtiğimiz dönemlere göre düşük durumda ve düşmesi de gerilemesi de bekleniyor. Yani Çin tarafındaki görünümün çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. İyi olmadığını söyleyebiliriz. Japonya keza enflasyon yaratamadı, büyümeyi tam olarak sağlayamadı. O tarafta da bir problem söz konusu. Yani ama özellikle burada Çin önemli. Çin piyasayı fiyatlayabiliyor ve görüntüsü. Bugün gelen veri iyiydi ama genel veri setine bakarsak Çin'le ilgili açıklanan pek iyi durumda olmadığını söyleyebilirim. Bu açıda Çin Asya tarafına negatif ayrışan bir borsa olarak görebiliriz. Böyle bir ihtimal var. Ama diğer borsaları da ben aynen ABD borsalarını takip edeceğini düşünüyorum. Evet. Son olarak da ben senden genel bir yorum isteyeceğim yatırımcılara yönelik. Bu hafta için yatırımcılara sen ne önerirsin? Nasıl bir haftanın içine girdik ve ne yapmak gerekir sence? Bir kere borsa tarafı pozitif. Elinde hisselerinde olan yatırımcılar bence bekleyebilir. İstilası rotasyon yapılabilir. Ağırlık değiştirebilir ama bir miktar hisselerinde eğer daha önce alındıysa bu fiyatlarda tutmaya devam etmenin faydası var diye düşünüyorum. Daha yüksek seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Döviz bazlı varlık varsa o da tutulabilir. Altın tabii geriledi. Altın alım geri olarak da kullanılabilir. Bu fiyatlardan altın olsa gerilediği için. Diğer taraftan dolar TL tarafında bir gerileme beklememekle beraber yatay pozitif bir seyir devam ediyor. Peki bir de bir yol daha açıldı artık yatırımcıların önüne. İşte KKM kapanıyor ama onun yerine TL mevduatı geliyor. TL mevduatı da yüksek. Yani geçmişe göre yüksek. Hala enflasyonu karşılamıyor ama geçmişe göre daha yüksek. Kısa vade para park etmek isteyen yatırımcı için de şu anda TL bazlı mevduatlara bakabilir diye düşünüyorum. Gözde yatırım aracı bence şu anda borsa ve altın. Dolar TL ve TL mevduatta beklemek için kullanılabilir diye düşünüyorum. Sevgili Arda Coşar, çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü. İyi haftalar diliyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Ve gün sonuna burada noktayı koyuyoruz. Yine kısa bir ara, birazdan global piyasalarla birlikteyiz.
Efendim, Global Piyasalar bölümüyle birlikteyiz. Karşımızda Onurcan Bal olacak, Philip Capital Araştırma Müdürü ve gündemi kendisinden alacağız. Onurcan, ne dersin? Nasıl bir haftaya başladık ve de küresel piyasalarda risk iştahı nasıl olur sence bu hafta? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Küresel çapta haftaya özellikle biraz daha sabah saatlerinde Amerika vadelerinde hafif alıcılı bir seyirle başlamıştık. Bu noktada da malum geçen haftayı Amerika'da federal hükümetin kapanma endişeleriyle tamamlamıştık. Ve burada hani 1 Ekim'e çok sınırlı saatler kala geçici bir bütçe burada onaylandı. Hala daha tabii 2024 mali yıl bütçesine ilişkin hani bir onay süreci göremedik ama en azından burada onaylanan geçici bütçeyle birlikte 45 günlük federal hükümetin kapanmadığını ve biraz daha 2024 yılı mali bütçesinde hani burada onaylanmak için biraz daha zaman kazanıldığını takip ettik. Bu kapanmaya doğru giden bir sürecin şu an için olmaması, bunun ertelenmesi bir miktar piyasayı rahatlatan bir gelişme olmuştu. Ama gün içerisinde küresel çapta risk iştahında genel olarak baskının da devam ettiğini söylemek mümkün. Hani şu an Amerika borsalarına baktığımızda karışık bir görünüm var. Dow Jones, S&P hafif eksi de, Nasdaq biraz daha hafif artı da seyrediyor. Karışık bir görünüm söz konusu. Avrupa borsalarına baktığımız zaman orada biraz daha %1'leri bulan, %1'lere yaklaşan kayıplar söz konusu. Geçen haftanın ikinci yarısında küresel tarafta hisse piyasasında bir miktar bir toparlanma tepki çabası gözlemlemiştik ama hani buradaki o tepkinin toparlanma çabasının hani devam etmekte zorlandığını görüyoruz. Çünkü küresel tarafta takip ettiğimiz analiz başlıklarında çok da önemli ve anlamlı değişimler yok ve bu noktada iki temel nokta var biraz daha risk iştahını baskılayan. Bunlardan birincisi, malum küresel tarafta büyük merkez bankaları yük faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutmaya uzun bir süre devam edecekler ve hani burada üyelerden gelen açıklamalar da genel olarak bu yönde kalmaya devam ediyor. Tabii faizlerin yüksek seyrini koruması demek, kısıtlayıcı duruşun korunması demek biraz daha yani küresel ekonomilerde yavaşlama endişelerini, büyüme endişelerini gündemde tutuyor. Yine diğer taraftan Amerika tahvili faizlerine bakacak olursak ki küresel tarafta tahvil faizlerinde biraz daha yükseliş eğiliminin etkili olduğu bir süreci gözlemliyoruz. Amerika 10 yılları bugün yeniden 4.60'ın üzerindeki seviyeleri test ediyor. Dolar da küresel tarafta dolar endeksinde değer kazanımlarının devam ettiğini görüyoruz. Hal böyle olunca bunun da risk alma iştahı üzerine bir miktar baskı oluşturduğunu ve özellikle bu durumun emtialar üzerinde hisse piyasalarına kıyasla daha fazla bir baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Gün içerisinde küresel tarafta imalat PMI rakamlarını takip ettik. Avrupa'da Euro bölgesinde açıklanan imalat PMI rakamı daha önce açıklanan öncü rakamlara paralel geldi ve hani eşik değer olan 50'nin altında kalmayı sürdürdü. Amerika'da ISM imalat PMI rakamı da 47.9'luk beklentilere karşın 49 olarak açıklandı ve hani beklentinin üzerine bir sürpriz yaptı. Burada beklentinin üzerine gelen güçlü veri Amerika ekonomisinin hani genel görünüm açısından hani biraz daha pozitif bir görünüm ortaya koydu ama hani şunu da not etmekte fayda var. Eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Hani her ne kadar beklentileri aşsa da eşik değerinin altında kalmaya devam etti bu noktada. Özellikle ilerleyen süreçte Amerika ekonomisinde de biraz daha yavaşlamaya mahallelerini görebiliriz. Yani bu yıl güçlü kaldı Amerika ekonomisi ama bundan sonraki süreçte biraz daha yavaşlamaya mahallelerinde öne çıktığı bir süreç gözlemleyebileceğimizi, bunun hani şirket karlarını baskılayabileceğini ilerleyen süreçte ve hani hisse piyasaları adına da biraz daha aşağı yönlü risklerin de varlığını koruduğunu düşünüyorum ben. Altın cephesinde özellikle bu bahsettiğim dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişin en fazla etkilediği ve hani fiyatlamalar anlamında en fazla burada fiyatlamayı gördüğümüz, etkiyi gördüğümüz nokta ons altın fiyatları. Özellikle hani FED sonrasındaki sürece baktığımızda ons altında daha belirgin bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada hani 1930-1940'lı dolarlı seviyelerden 1900 doların altına 1830 dolarlara kadar geldi. Ve burada önemli bir nokta, 500 günlük kişisel ortalamanın kırılmasını da teknik anlamda yani burada biraz daha negatif bulduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü daha önceki dönemlerde oldukça güçlü bir destek ve hani zaman zaman da kırılmasının ardından güçlü bir direnç olarak çalışan bir seviye ve kabaca 1860 seviyelerinden geçiyor. Yani bu seviyenin yani 500 günlük ortalamanın üzerine tekrar bir atım ve bir tutunma göremezsek ons altın tarafındaki teknik görünümünün biraz daha zayıf kalmaya devam ettiği bir süreci de gözlemleyebiliriz. Bu da biraz doların ve tahvil faizlerinin izleyeceği seyre bağlı. Dediğim gibi 1830 dolardayız. 1860 doların üzerine kısa vadede tekrar bir atak göremezsek, yani 1800 dolar veya bunun altındaki seviyelerin test edilme ihtimali de karşımızda çıkacaktır diye düşünüyorum. Petrol tarafında gün içi oynaklığında görece yüksek seyrettiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde
biraz daha burada dalgalanmaların belirgin olduğunu söylemek mümkün. Gün içerisinde yukarı yönlü denemelerin, yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük ama şu an için hafif eksiye geçen, biraz daha dalgalanan bir petrol de var. Da burada 90 dolarlar üzerindeki seviyelerinde korunmaya devam ettiğinin altını çizmek lazım. Özellikle küresel tarafta talebin genel olarak gücünü korumaya devam etmesi, bununla birlikte arzın hani biraz daha sıkılaşması, özellikle Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın, işte çok sıkça konuştuk gönüllü üretim kesintileri gibi. Bunlar arz tarafını kısıtlarken talep beklentinin üzerinde güçlük kalıyor. Özellikle Amerika'nın sürpriz bir şekilde ekonomisinin gücünü hani bu zamana kadar koruması ve Çin'de son dönemde gelen biraz daha toparlanma işaretleri, bu sanayi karlarında olsun, gayrimenkul tarafını ayıracak olursak petrolü destekliyor. Hani burada biraz daha zaman zaman dalgalanmalar görmekle birlikte geri çekilmelerinde sınırlı kaldığı süreci de gözlemleyebiliriz. Küresel talebe ilişkin belirgin bir endişe ortaya çıkmazsa ve bu da enflasyonist riskleri ve tahvil faizlerinde yükselişi, merkez bankalarına dair endişeleri gündemde tutabilir. Son olarak bu haftanın en önemli gelişmesi Cuma günü Amerika'da açıklanacak tarım işçisinden verisi olacak. Ama hafta içerisinde bugün imalat PMI rakamlarını takip ettik. Hafta içerisinde hizmet PMI rakamlarını küresel tarafta takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Onur Canbal katıldığın için. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Sana da iyi haftalar dileyelim. Ve global piyasaları burada kapatalım efendim. Devam ediyoruz birazdan.